biraz da böyle hani öğlen yemeği arası biraz hazmedelim, daha rahatlayalım falan diye de biraz esnek davrandık esasında. Eğer aramızdaysa konuşmacımız, başlamak istiyorum. Sizler de hazırsanız şayet. Burada mı acaba konuşmacımız? Ben başlatayım. Eğer buradaysa, geldilerse, yoksa bir sonraki konuşmacıya geçeceğim. Evet, kişisel verileri korumada yerli çözümler adı altında, başlığı altında Mustafa Dayıoğlu'nu sahneye davet etmek istiyorum. TÜBİTAK Bilgem Siber Güvenlik Enstitü Müdürü kendisi. Efendim, aramızda mı kendisi Mustafa Bey? Sanırım yok. Birkaç arkadaşımız daha geliyor. Bir iki dakika daha bekleyelim, sizden ricam. Ben tekrar anons etmek istiyorum. Zirvemiz devam ediyor biliyorsunuz. 13.30'da başlayacaktı. Mustafa Dayıoğlu eğer aramızdaysa lütfen sahneye davet etmek istiyorum. Mustafa Bey, buyurun efendim. Konuşma süremiz 15 dakika. Zamanda değerli katılımcılar, öğleden sonrasının ilk konuşmasını bana verdikleri için öncelikle Bilgin Bey'e ve BÜSİDER'e çok teşekkür ederim. Şimdi biz burada siber güvenlikte sabah bölümünde işte problemler, işte hangi neler konuşuluyor, birçok konu konuşuyordu. Biz burada teknoloji alanında siber tehditler nereye gidiyor, yerli ve milli olarak neler yapılabilir? Ben kısaca sunumumda bunu aktarmaya çalışacağım. Özellikle siber güvenlik tarihsel gelişimi, siber güvenlikte pazar ve teknoloji trendi ve ulusal siber güvenlik ekosistemi nasıl oluşturulmalı? Burada ilgili aktörlerin rolleri ne olmalı? Konulara değineceğim. Şimdi yaklaşık 25 senedir bu sektörün içindeyim. İlk sektöre girdiğimizde bu alandaki kitapların birçoğu Computer Security'ydi. Sonra Network gelmeye başladı. Network Security oldu. 2000'li yıllarda bunun adına ya biz bilgi işliyoruz, Information Security oldu. Bulut bilişim, işte mobility geldi. Bu sefer dediler ki bu alanın ismi uzay genişledi, siber güvenlik olsun. Fakat bugün siber güvenlik ama yarın özellikle nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemlerin de bu işin içinde endüstri sanayi 4.0'la birlikte bunun ismi siber fiziksel sistemler güvenliği veya sibernetik olacak. Yapay zekanın gelişimiyle akıllı sistemler güvenli olacak. Çoğu özellikle Kore gibi, Japonya gibi uzak doğudaki birçok araştırma kurumlarında siber güvenlik robotik branşının altında yer almaya başladı bile. Özellikle bu konu yani yapay zeka, robotlar ve siber güvenlik ileride birleşeceğini düşünüyoruz. Tabii siber güvenliğin en çok gelişmesine sebep olan şeyler tehditler ve açıklıklar. Şimdi eskiden açıklık sayıları çok fazlaydı. Her gün açıklık çıkardı. Bugün artık yazılım geliştirme süreçleri olsun, belli bir kaliteye ulaştık. Açıklıkların sayısı azalmaya başladı. Yani eskiden yılda 10 bin tane yüksek seviyede açıklık çıkarken bugün 4 binlere, 5 binlere düştü. Fakat tehditler ve saldırılar arttı. Nasıl oluyor? Eskiden genelde saldırganlar yüksek seviyedeki açıklıkları sömürerek bu işi gerçekleştirirdi. Şimdi kompozit açıklık diye bir kavram geldi. Yani iki tane orta seviye açıklık, bir tane düşük seviye dediğimiz açıklığı birleştirip bugün çok ciddi zararlı yazılımlar, malware'ler, ransomware'ler yazılıyor. O yüzden artık yüksek seviye açıklıkları kapatalım, düşükleri ortalara bakmayalım, şeye gerek yok, şey kalmadı. O yüzden bu konu kritik olmaya başladı. Şimdi önemli bir şeydeyiz. Çok vakit olma, hızlıca anlatıyorum. Bu içinde yaşadığımız yıllar çok önemli. 2020'ye kadar. Çünkü
Özellikle bulut bilişimin gelmesi, nesnelerin internetinin yaygınlaşması, geçmişte yani geçmişten şu ana kadar kullandığımız siber güvenlik ürünlerinin değişmesine sebep oluyor. Mesela firewall diyoruz, güvenlik duvarı. Artık bunun ismini Next Generation Network Security diyor. Çünkü bulut kavramı, 5G kavramı geliyor. Firewall konsepti değişiyor. Eskiden paket paket bakardı firewall'lar erişim kontrolüne. Şimdi paket based firewall'lardan flow based yapıya geçmeye başladılar. Şimdi bu alanda da yeni çıkan ürünün pazar büyümesi %23. Normalde siber güvenlik pazarı dünyada %6 seviyesine büyürken bu yeni trendlerin büyümesi çok hızlı. O yüzden yani öğrenciler olsun, akademisyenler, girişimciler, yeni nesil iş yapmak isteyenlerin geçmişteki ürünler değil de yeni nesil ürünler ve teknolojiler konusunda çalışma yapması çok önemli. Biz TÜBİTAK'ta işte bununla ilgili bir teknoloji yol haritası hazırladık. İşte antivirüsüne de artık yapay zeka ile birleşti antivirüs. İşte web gateway cloud cloud security'ye doğru gitmeye başladı. Bunlar işin önemli kısmı. Biz bu konuya gelirken Türkiye'de nasıl bir ekosistem kurarız diye saha araştırması yaptık geçen sene. Geçen sene 2017'nin ilk yarısında yaklaşık 90 tane firma, kurum ve kuruluşla birebir mülakatla, yani Türkiye'de siber güvenlik problemleri neler, yerli ekosistem nasıl kurulur sorusunu sorduk. İkinci yarısında da savunma sanayi müsteşarlığı ile siber güvenlikte kümelenme ile ilgili bir protokol imzaladık. Bu çalışmaları, odak grup çalışmaları bir sonuca bağlamaya başladık. İşte bunu yaparken BT ürünlerinin pazar payları, siber güvenlik nereye gidiyor gibi konulara da inceleme yaptık. Şimdi gördüğümüz en önemli şey şuydu geçen seneki çalışmalarda. Yani hem hizmet veren, hem ürün geliştiren, hem de hizmet gelen tarafı yaptığımızda yetkin insan kaynağı eksikliği. Yani bir firmamızın bir örneği hala benim şeyimden, hafızamdan çıkmıyor. Yaklaşık 250 kişiye Java ile ilgili bir şey yapmışlar, kamp yapmışlar 2 hafta. Amacı da MBA usulü draft edecektim diyor çalışanlara iyi maaşa. 250 kişiden diyor 2,5 kişi işe aldım diyor. O bir kişi de yani kafaları karışık, yani alalım mı almayalım diye kararsız kalmışlar. Şimdi özellikle bu alanda operasyonel konuda yani ne bileyim yani hazır yazılımların kurulması konusunda personel bulunabiliyor. İşte standartizasyon konusunda şeyler bulunabiliyor, audit konusunda. Fakat teknoloji geliştirme konusunda Türkiye olarak gerçekten çok eksiğiz. Bu konuda çok ciddi bir yetkinlik çalışması yapılması lazım. Sunumumun son bölümünde online eğitim platformuna değineceğim. İşte diğer kısımda da Türkiye'deki hızlı ürün çıkartılamaması. Özellikle akademi taraf için yani yapay zekaya doğru dünya gidiyor. Derin öğrenme, derin öğrenmenin de yeni varyasyonları çıktı. Elimizde veri yok siber güvenlikle. Yapılan birçok çalışmada 10-15 sene öncesinin Amerika'nın verileri kullanıyor. DARPA'nın verileri kullanıyor. Oradan yeni nesil tehdidi alıp da bir teknoloji geliştirmesi kolay değil. Şimdi Türkiye'deki şeyi ben aktarmak istiyorum size. Türkiye'de normalde yıllık 1 milyar dolarlık yeni ürün satışı var. İşte burada birçok alan var. Siber güvenliğin ortalama payı %8 civarında. Onun haricinde işte database'dir, ofis yazılımları, işletim sistemleri birçok nokta var. Şimdi bu alanlara baktığımızda biz yaklaşık 2017'den 2021'e kadar ki zamanın 5 yıllık zaman serisini aldık. Hangi alan Türkiye'de büyüyor? Şimdi gördüğümüz nokta şu, siber güvenlik ortalama 5,5-6 seviyesinde, 5 seviyelerinde büyüyor, %5'te büyüyor. Fakat baktığımızda CRM olsun, data integration, ERP yani veriyi kullanan yazılımların büyümesi çok yüksek. Yani biz ülke olarak bu zamana kadar verilerimizi bir yerde depoladık ama bundan sonra o verileri anlamlı olarak kullanmaya başlıyoruz. Ve onunla ilişkin yazılımların şeyleri de yükselmeye başlıyor pazar payları. Hem de anormal oranda. Mesela bu dünya ortalaması 2 katı kadar bizde CRM yükseliyor, ERP yükseliyor. Bu şu demek, ileride veri güvenliğiyle ilgili ürünler, konular, çalışmalar Türkiye'de daha da önemli olacak demek. Bunu gösteriyor.
Dikkat ederseniz işletim sistemlerinin satışları düşmeye başladı. Çünkü open source'lar geldi, Android'ler geldi, azalıyor. Storage ürünleri, veri depolama ürünleri azalıyor. Çünkü buluta geçmeye başladılar. Application development tool'larının pazar payları azalıyor. Çünkü çoğu artık açık kaynağa geçmeye başladı. O yüzden siber güvenlik alanında, yani yeni nesil bir girişimcilik yapacaksanız, research yapacaksanız mutlaka veri güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmeniz lazım. Yani ERP'de veri güvenliği nasıl sağlanır, CRM'de nasıl sağlanır? Bunlar önemli konular. Şimdi siber güvenlikte de toplamda Türkiye'deki ürün, hizmet, yazılım yenileme 340 milyon dolar lisans şeyleri mesela pazar payı var. Bu pazarın %20'si yeni ürün satışı. %20'si lisans gelinleme, %60'ı hizmet. Yani şu anlama geliyor. Siber güvenlik esasında, yani teknoloji geliştirmeyecekseniz diğer alanda çalışacaksınız, hizmet odaklı bir alan. Ve bunu bu alanda da özellikle baktığımızda neler yükseliyor? Özellikle outsource işleri çok artmaya başladı. Çünkü biraz evvel yetkinlikten bahsettik. Firmaların eskisi gibi hani artık daha kompleks bir dünya var. Eldeki kaynaklar bu işi yapma konusunda yetersiz kalıyor. Siber güvenlikte özellikle operasyonlar outsource edilmeye başlanıyor. Bu konu önemli. İşte diğer konu, CM hala önemli noktada. Özellikle bu Identity and Access Management, yani kimlik doğrulama ve yetkilendirme kritik noktalardan birisi. Hızlı geçeceğim. Şimdi biz bunlara baktık. Bunlar Türkiye'nin gerçekleriydi. Türkiye'de acaba bizim firmalarımız nereye yöneliyorlar? Bu manidar bir yansı. Şöyle bir konu var. Bizim mesela CM'de 7 tane yerli firmamız var. İnternette ürünlerinin satışını yaptı. Firewall'da 5 firma var. Performans izlemede 4-5 firma var. Şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Şimdi şu toplam 7 tane firmanın Türkiye'deki yerli pazardaki pazar payı %7, %8'i geçmiyor. 4 tane yabancı firmanın ürününün satışı %88. O zaman burada bir sıkıntı var. Yani bizim, yani yerli firmalarımızın ürünlerinin pozisyonlanmasında bir sıkıntı var. Yani bu kadar ya sayının fazla olmaması lazım. Çünkü bunu da müşteriye sorduğumuzda, ihtiyaç sahiplerine sorduğumuzda ürünlerin olgunluk seviyelerinden bahsediyorlar. Yani işte 5 seviye bir olgunluk seviyesi düşünürseniz diyor ki benim CM'de diyor beklentim 5 üzerinden 3 diyor. Fakat diyor yabancıların sunduğu diyor 5 üzerinden 3,5 oluyor, 4 oluyor, biz onu kabul ediyoruz diyor. Ama bana geliyor diyor 1-1,5 seviyesinde diyor. Olgunluk seviyesi ürün geldiği zaman diyor yerli de milli de olsa diyor bizim diyor bunu ihtiyacımızı karşılamıyor diyor. O yüzden yani yerli ve milli çözüm dediğimizde gerçekten olgun ürünler ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bu grafik bunu söylüyor. Bu önemli. Mesela güvenlik duvarında sayı azalmış dikkat ederseniz. İşte orada da 5 üzerinden 4 seviyesinde bir olgunluk düzeyi beklentisi var piyasanın. Bizim ürünler 3'e 3,5'a yaklaşmışlar, rekabet edebiliyorlar. Orada biraz pazar payı daha iyi çünkü %10-15 bandına yaklaşabiliyor. O zaman yerli ve milli çözüm dediğimizde ürünlerimizin mutlaka olgun olması gerekiyor, rekabet edebilmesi gerekiyor. Yani ben ürün yaptım demekle bu iş olmuyor. Şimdi hizmete geldiğimizde ise Türkiye'de şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Sızma testi diye bir alan var burada. 340 milyon doların içinde bunun pazar payı yılda 6 milyon doları geçmiyor. %2 bilemediniz taş patlasın %3. 25 tane firmamız bu alana odaklanmış. Yani siberde şirket kuran sızma testiyle başlıyor bu işe. O zaman ne oluyor? Rekabet artıyor. Karlılık düşüyor. Beklentiyi sağlayamadığı için de bir süre sonra ya bir şeyin, yani ona firmanın tabiri söylüyor, bakkallık yapmaya başlıyorlar. Veya hizmete devam ediyor ama hep katma değeri düşük olmaya başlıyor. Bu sefer bu kadar yetkinlik gerektiren bir sektörde karlılık düşük olunca o yetkin insanlar ya yurt dışına kaçıyor ya da başka sektörlere gidiyor. O yüzden bu konu da kritik bir konu. O yüzden bizim katma değerli konular, hizmetli servisleri verebiliyor olmamız lazım. Mesela Identity and Access Management'la alakalı, mesela atıyorum bir hizmet yapmaya kalksanız bugün Avrupa'daki bir danışmanın günlüğü 1000 Euro'dan, 1500 Euro'dan başlıyor. Türkiye'de de bu konuda iyi çalışanlar, mesela SAP güvenliği, ERP güvenliği konusunda iyi çalışanların, yani bu konuyu bilenler en az 1000-1500 dolarlık günlük para bulabiliyor. Ama sızma testçinin maaşı o kadar olmuyor. En iyisini belki o bir günde kazandın, bir ayda kazanıyor. O yüzden doğru alana yönelmek çok önemli.
Şimdi dünyada bu işte nasıl oluyor? Dünyada siber güvenlik trendinin en iyi şeyi, nabzını tuttuğumuz şeyler melek yatırımcıdan yaptığı yatırımlar. Çünkü bunlar parasını sokağa atmıyorlar. İhtiyaca göre şey yapıyorlar. Burada da baktığımızda diyorlar ki özellikle yapay zeka içeren antivirüs yazılımlarına ciddi anlamda bir para harcanmış. Yaklaşık 32 tane startup'a yatırım yapılmış. Ortalama da bir firmaya 20 milyon dolar civarında para verilmiş. Yani diyorsunuz ki o zaman yapay zekalı bir antivirüs ortaya çıkartabilmek için olgun 20 milyon dolara ihtiyaç var. Fakat bizim o kadar kaynağımız yok. Biz bunu nasıl yapacağız? İşte biz TÜBİTAK olarak burada herkesin kullanılabileceği core teknolojileri geliştirip belki işin %80'lik tarafını devlet kaynağıyla geliştirip biz bunu ekosisteme açmak istiyoruz. Yani bizim teknolojiyi alıp üstüne kullanıcıların ihtiyacına göre ürünü olgunlaştırsınlar gibi bir yaklaşımımız var. Yine benzer şekilde bu özellikle davranış analizi, yapay zeka ile user and behavior analytics çok önemli. Identity Access Management önemli olmaya başlıyor. Çünkü bir sürü aplikasyon var, bir sürü şifre gireceksiniz. Bu kritik noktada. Tehdit istihbaratı daha keza şey. Ama dediğim gibi burada gördüğümüz temel nokta şu. İçinde yapay zeka olan her türlü teknoloji ve ürün kabul görüyor. Yani yapay zeka olacak bir. İkincisi bu ürünler cloud'a taşınıyor. As a service oluyor bu ürünler. As a service oldukları için de bu ürünlerin gerçekten performanslarının yüksek olması lazım. Eskiden güvenlik duvarı yaparlardı. 500 megabit throughput'u sevinirlerdi. Şimdi bulut üzerinde çalıştığı için artık 500 megabit değil 200 gigabitlik firewall throughput'ları yapılmaya başlıyor. Bitmek üzere. Ekosistemde nasıl bir çalışma olması lazım? Bir kere bu işin bir bilgi boyutu var, bir de sanayi boyutu var. Türkiye'de özellikle bilgi ile sanayi arasındaki kısımda bir eksiklik var. Bu nasıl doldurulur? İşte biz kümelenme çalışmasını bu amaçla yaptık. Dedik ki strateji belirlememiz lazım. Bu stratejiye göre teknoloji kazanımı yapılması lazım ve bunu sanayiye aktarılması. Bunu da kontrol eden mekanizmanın fon yönetimi olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte nedir iyi bir ekosistem için? Özetlemekle yetişmiş insan kaynağı. İyi bir akademik veri seti, algoritmalar çok önemli. Ürünlerimizin bir arada birlikte çalışıp Volt'tan oluşturabilmesi, ulusal iş modeli ve ölçek ekonomisi çok önemli. Ölçek ekonomisi çok önemli. Yani bir ürünü bir tane satmak başka, 1 milyon tane satmak başka. Geçen Çinlilerle şirketle konuştuk, benim eski freelancerlarımdı. İşte 4 sene önce şirket yaptı, 250 milyon tane benim de client'ım var dünya üzerinde diyor. Yani bugün 20 milyon dolar Ar-Ge'yi harcıyor, ürün başına 10 sent. Ama biz 250 bin yaptığımızda o rakamı tutturamıyoruz. Biz TÜBİTAK olarak nerede odaklanıyoruz? Biz özellikle şu anda piyasada olan ürüne odaklanmıyoruz. Çünkü o zaten yani rakipler 3. 4. versiyonunu yapmışlar. Biz onu yapana kadar zaten iş işten geçecek rekabeti. Biz daha çok kavram ispatı yapılmış. Piyasada henüz şey yapmamış, yani piyasaya çıkmamış ama gelecek vadeden alanlara odaklı. Bizim genelde şu anda çalıştığımız alanlar önümüzdeki 5 senenin sonrasının teknolojileri. Amacımız da şu, çünkü biz bir teknoloji ortalama 2 senede geliştiriyoruz. 2 senede ticaretleşmesi olduğu zaman yabancı rakiplerle aynı anda pazara çıkma şansımız oluyor. Başka türlü şey yapamıyoruz yani. İşte neler var? İşte yüksek ağda veri işleme var. Artık biz 100-200 gigabitlerde datayı, siber güvenlikte datayı işleyen konulara çalışıyoruz. Hipervizör çok önemli çünkü bulut dediğiniz şey sanallaştırma. O sanal makinelerin birbirinden yalıtılması önemli bir konu. Yine yapay zekayı, siber güvenliği entegrasyonu önemli. Bulut teknolojileri. Yeni nesil kripto teknolojileri. Şimdi onu blockchain ile çok karıştırılıyor. Blockchain kriptonun bir alt bileşenidir. Yani orada önemli olan şey o. İşte siber fiziksel sisteme bunu geçeceğim. Biz kendi içimizde bir disiplin inşa ettik. Dedik ki stratejik siber güvenlik. Bu alanda çalışanlar siber güvenlikte dünya nereye gidiyor? Hangi tehditler var? Bu tehditlere karşı hangi çözümler yapılmış? Hangileri çözülememiş? Bunları araştırıyor. İnşallah 2018'in sonunda biz siber güvenlik yani tehdit ve çözüm raporunu çıkartmaya başlayacağız. Teknoloji geliştirme line'ı var. Bunun temeli donanımdan başlıyor. Çünkü hardware'e hakim olmazsanız üstüne bir şey geliştirmeniz çok zor bu devirde.
Onun üzerine platformların güvenliği, işletim sistemleri, açık kaynak kodlar, orada da line'lar var. Şu kısım low level gerektiriyor. C++ gibi teknoloji. Bunlar daha çok şeyler. Java gibi üst seviye dillerin şeyleri. Bir de rehberlik diye bir alan yaptık. İşte güvenlik mühendisliği, siber güvenlikte çözüm oluşturma, testlerini değerlendirme gibi şeylerimiz var. Yetkinlik modeli inşa ettik. Şimdi bu line'larda çalışacak insanlar için. 3 tane temel şeyimiz var. Öncelikle gelen insanların formasyonuna bakıyoruz. Eğer şu seviyedeki konularda yetkinse, mesela işte algoritması, veri yapıları low level iyiyse, C++ biliyorsa, biz bunları doğrudan hipervizör, yok antivirüs gibi yazılımcılığı yapıyoruz. Ama adam diyor ki benim algoritma bilgim iyi ama ben diyor Java'dan aşağısını bilmiyorum. Onu buluta yönlendiriyoruz. Kimisi diyor ki biz diyor veri tabanı işletim sistemini biliyorum, scripting biliyorum. Onu da platformcu yapıyoruz. Kimisi diyor ki ben sadece engine data ile uğraşayım, data analiz yapabiliyoruz. Bizim siber güvenlik eğitim araştırma merkezi projemiz var, devam ediyor. Çıktılarını vermeye başladık. 3 alanda rehberlik, ulusal yetkinliğin geliştirilmesi ve teknoloji kazanımı. Bununla ilgili kılavuzları yayınladık. Şu anda güvenli yazılım geliştirme kılavuzu yayınlandı. Kamu için bir örnek bir şey. Gerçekten bir güvenli yazılım nasıl geliştirilir? Hem öğretici hem de burada güvenlik gereklerini yapabiliyorsunuz. Temel güvenlik gereksinimleri kılavuzumuz. Teknoloji taksonomisi dokümanımızı hazırladık. Teknoloji taksonomisine değinmek istiyorum. Biz bir konuda çalışma yapacağız ama hangi alanda boşluk varın? Cevabı teknoloji taksonomisinde. İşte hangi kullanım alanına göre, hangi tehdidi önlüyor, entegre olduğu teknoloji neler? Bunları çok güzel ilişkisel bir şekilde ifade ettik. Burada artık boşlukları daha rahat görebiliyoruz. Videosunu en son şey yapacağım. Eğitim portalımız var. Edu.tr uzantılı mail adresiniz varsa ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz. 15 tane eğitim var içinde. Bu eğitim portalına da yanında yakında sanal siber güvenlik laboratuvarına getireceğiz. Yani eğitim anlatılırken tıkladığınızda size bulut temelli bir şey çıkacak web arayüzünden. Bilgisayarınız oluşturuyor arka tarafta. O bilgisayarınızı uygulama da yapacaksınız. Yani cep telefonunuzdan bile erişebileceksiniz. Laboratuvar dediğimiz kısım böyle. Bunu üniversitelerle paylaşmayı düşündüğümüz bir platform. Bir web arayüzünden istediğiniz sunucuları, firewall'ları, router'ları, antivirüsleri koyup bunu bulut topolojisinde implement edip çalışabileceğiniz bir altyapı da olmaya başlayacak. Yani o gördüğünüz o işte fiziksel laboratuvarları komple sanala geçirdik. Teşekkür ederim. Videoyu hızlıca bir aktarabilirsek özellikle O burada nasıl çalıştığıyla alakalı. Hem çevrim içi eğitimimiz var, hem çevrim dışı eğitimlerimiz de olabiliyor. Burada derse gidiyoruz. Bu da işte bölüm bölüm derslerimiz falan var. Burada uygulamayı başlat dediğimizde uygulama ortamı oluşturuluyor. Şimdi biz bunu hızlandırmaya da başladık. Yani ilk başta işte işe başlarken 4 dakikada bir sanal makine oluştururken şimdi onu 4 saniye mertebelerine indirdik. Hiç beklemiyorsunuz. Sanal makineniz oluştu. Bundan içinde işte Kali Linux gibi araçlar vesaire falan var. Bu araçları çeşitlendiriyoruz. Yani sadece Kali Linux değil, firewall'lar, IDS'ler, IPS'ler, aklınıza gelebilecek bütün kütüphaneleri bu içinde şey yapabiliyoruz. Buradan da çalışmaya başlıyorsunuz. Yani bu da bizim şey yapımız yani, laboratuvar yapımız. Yani herhangi bir şeye ihtiyacınız olmadan her ortamda çalışabiliyorsunuz. Bir yüzünden bir password'le yapıyorsunuz. Bu şu anda yayında, herhalde önümüzdeki birkaç ay içerisinde de bu sanal uygulama laboratuvarında devreye alacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Dayıoğlu, biz size çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Sizleri plaket töreni için şöyle rica ediyorum. Ve plaketlerinizi vermek üzere de Sayın Kurul Üyem Doktor Cengiz Paşaoğlu'nu sahneye rica ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.